Bu ev beni kurtaran Ebu Bekir'in eviydi. Birkaç dakika sonra evine varabilmiştik nihayet. Biz eve girdiğimizde bizimle yürüyen bütün köpekler evin etrafında dolanmaya başladılar. Koyunlar ve çobansa daha keza öyle. Etrafımızda büyükçe bir halka oluşturup sürekli dönüyorlardı. Adamın evi gayet ufak ve şirindi. Zaten tek kişinin daha büyük olan bir yere ihtiyacı neden olurdu ki? Evden içeriye girince Ebu Bekir bana dönerek şöyle buyur. Dinlen. Ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım, karnımızı doyuralım. Ardından da yaralarına pansuman yapalım. Allah senden razı olsun diyerek zorlana zorlana minderin birine oturdum ve sırtımı duvara yasladım. Amin. Allah senden de razı olsun. Adam yiyecek bir şeyler hazırlarken ben güvende olmanın verdiği rehavetle gözlerimi yummuştum. O kadar bir hitap düşmüştüm ki oracıkta uyuyakalmışım. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama Ebu Bekir'in beni dürtmesiyle uyandım. Kusura bakma, içim geçmiş. İçinin geçmesi normal. Hele sofraya buyur, bir karnını doyur. Kendine gelirsin hemen. Teşekkür ederim dedim ve az ileride kurulmuş olan yer sofrasına zorla da olsa geçtim. Öylesine acıkmıştım ki anlatamam. Hayatımda yediğim en lezzetli şeyler o sofrada olan şeylerdi. Buna eminim. Adam dağda yaşamasına rağmen aşırı kibar şekilde yiyor, ben ise kıtlıktan çıkmışçasına ne bulursa ağzıma atıyordum. Bu yemek kaç saat sürdü bilmiyorum ama hiç bitsin istemememe rağmen doymaya, karnım şişmeye başlamıştı. Adam yemeğini benden çok çok öncesinde bitirmiş, benim yemek faslımın bitmeyeceğini anlamış olsa gerek sofradan kalkarak ocağı yakıp çaydanlığı üzerine koydu. Yemek boyunca hiç konuşmamış olan ben, karnım doyunca eline koluna sağlık. Uzun zamandır bu kadar lezzetli şeyler yememiştim diyerek kendime geldiğimi gösteren ilk belirtiyi vermiştim. Afiyet olsun. Elimden gelen bu kadardı. Beğenmene sevindim. Emin ol. Ne mutfaklar gördüm ama bu şekilde keyif aldığım olmamıştı hiç diyerek yeniden teşekkür ettim. Ardından yerimden doğrularak sofrayı toplamaya çalıştım ama Ebu Bekir izin vermeyerek sen zaten yaralısın ve üstüne üstlükte misafirsin. Sen geç köşeye, ben hallederim. Çay olana kadar da yaralarına bakarım dedi. Ben de dediğini yaparak köşeye geçtim. Eski divan dedikleri, üzeri ve kenarları minder ve yastıklarla çevrili olan şeyin üzerine oturdum. Adam sofrayı topladı ve ardından iç odaya giderek temiz bir tişört ve üzerime giyinmem için bir hırka getirdi. Daha sonra da yan tarafta olan dolabın altından kocaman bir çanta çıkardı. Ardından Yanıma gelerek oturdu. Yaralarına bakabilmem için tişörtünü çıkarmamız gerek. Sen yapamazsan eğer ben yardım edeyim sana. İyi olur. Sadece bir yere kadar sıyırabiliyorum. Daha yukarısına kolum kalkmıyor. Zorlanarak ve acı çekerek de olsa çıkardık tişörtümü. Adam önce ıslattığı bir bezle yaraların çevresini sildi. Ardından da bunlar ne merhametsiz yaratıklar. Allah onların şerrinden korusun insanları dedi ve çantayı açarak içerisinden çıkardığı merhemi yaralara sürmeye başladı. Bu biraz canını yakabilir ama orada olan bütün mikrobu yok eder ve hızla iyileşmesini sağlar. Adam daha sözlerini bitirmemişti ki yaralar sızlamaya başlamıştı ve diğer yaralara geçtikçe de bu acı artıyordu. Ama fark ettiğim şey başıma artık rahat hareket ettirebilmem olmuştu. Kafamı eğerek vücuduma baktığımda daha net görebilmiştim yaralarımı. Hani bisiklet sürerken dengeyi kaybedip çakılların üzerine düşer ya insan. Kalktığında sivri taşa gelen yerleri giderek derinleşen bir yara açar. İşte yaralarım da aynen öyleydi. Canım giderek daha fazla yanıyordu ama acıdan ziyade rahatlamada hissediyordum. Yani öyle garip bir his ki şu an hangi kelimelerle bunu anlatabilirim emin olun bilmiyorum. Adam bütün yaraları kremledikten sonra dur Biraz zaman geçsin, ilk sürdüklerimi silip yeniden süreceğim. Ardından da hepsini sararım. Sonra üzerini giyersin. Bu sayede de daha rahat yatarsın. Sabaha da bir şeyin kalmaz dedi ve ellerini silerek yanımdan kalktı. Demliğe çay atarak demledi ve tepsiye bardakları koyarak yanıma geri geldi. Çay demini alırken, ''Ee, anlat bakalım, hangi rüzgar attı seni buraya? Ne olduğunu emin ol ben de bilmiyorum.'' Arkadaşlarımızın zoruyla tepedeki eve geldik bir arkadaşımızın bağ eviymiş. Gelmekteki niyetimiz de onların ısrarıyla ve bir arkadaşın da yardımıyla cin çağırmak. Neymiş? Eskiden yaptığımız çocukça şeyin yeniden tekrarını yapmak. Ve hayatımıza heyecan katmakmış. Ben ve bir arkadaşım eskiden de buna karşı çıkmış, hata olduğunu söylemiştik ama dinlemediler. Dinlemedikleri gibi de bizi bu işe zorla alet ettiler. Dün gece ben onların arabalarıyla geldim yukarıdaki bağ evine. Ama nasıl olduysa bu olay başladığında ne araba ne de arkadaşlarım yoktu ortada. Üstüne üstlük de bunu benimle geldiğini düşündüğüm, o anda yanımda oturduğunu gördüğüm arkadaşımın aramasıyla anladım. Geçmişteki ve dün geceki olayları kısaca anlatmıştım. O ise sözümü kesmeden konuşmam boyunca beni dinledi. Konuşmam bitince de çaydanlığı eline aldı ve ikimize de birer bardak çay doldurdu. O çay doldururken Birden aklıma telefonum gelmişti. Cebimden çıkarttığımda halen daha çekmediğini gördüm. Saate baktığımda ona geliyordu. Buralarda çekmez telefon. Anca ya dağın tepesine çıkacaksın ya da kasabaya kadar gideceksin. Bence. Ben hemen yola koyulsam iyi olur. Neden? Gece yarısını geçtiğinde hiç iyi şeyler olmayacak. Kasaba çok uzakta. Sabaha kadar anca varırsın ki Gece yarısına iki saat var. Yani bu imkansız. Ama burada da kalırsam sizinle de başınıza dert olurum. Allah izin vermedikçe bize hiçbir şey olmaz. İçin rahat olsun. Elbet Allah bize bir çıkar yol gösterir. Ben oldum olası doğru dürüst anmadım. Dua desem birkaç tane biliyorum. Onları da eksik biliyorum. Mesele dualar bilmen ya da onu hep zikretmen değil. Yaşamında nasıl hareket ettiğin, iyi biri olup olmadığınınla alakalı. Mükemmel canlılar değiliz. Herkesin bir kusuru vardır elbet. Ama ince çizgiyi iyi ile kötü arasındadır. Allah insanlara çeşitli sınavlar verir. Bazısına çok mal, bazısına fakirlik ve daha niceleri ama Allah kulunu bu sınavlar esnasında da yalnız bırakmaz. Onu daima izler ve kimseye taşıyamayacağından fazlasında vermez. Bilmemiz gereken şey bu sınavı hak yoldan çıkmadan nasıl vereceğimiz olmalıdır. Onlar seni bilmediğimiz bir nedenden ötürü buraya çekmişler. Arkasını önünü bilmeden de bunu anlamamız mümkün değil. Arkadaşlarının kılığına girmeleri de cabası. Her şeyi geçtim, arkadaşım bu durumu ne şekilde öğrendi? O da mı bu işin içerisinde, yoksa bir şekilde durumu öğrendi ve seni korumak için mi aradı? Yoksa o da mı bir oyundu? Arkadaşlarım ile bağım çok eski zamana gider. Beni arayan arkadaşımı bir seneden beri tanırım. Diğerlerini ise beş sene. En yeni tanıdıklarım ise evin sahibi ve onun arkadaşıydı. Gerçi şimdi düşününce öyle birileri hiç olmamış da olabilir. Evet, belki de. Biz konuşurken dışarıdan sesler gelmeye başlamıştı. Koyunların çan sesleriydi bunlar ve giderek de artıyordu. Yerimden doğrularak dışarıya bakmak için pencerenin önüne geçtim. Perdeyi araladığımda dışarıda yüzlerce koyun olduğunu görmem ay ışığında zorda olmamıştı. Hepsi gözlerini dikmiş bana bakıyorlardı. Onlar buradalar. Korkma, buraya giremezler. Bundan nasıl bu kadar emin konuşuyorsun? Dışarıda olan birkaç köpek onca varlığa ne yapabilir ki? İyi de dışarıda köpek falan yok ki. Nasıl yok? Beni buraya getirirken çevremde yürüyorlardı. Eve geldiğimizde ise evin etrafını çevirdiler. Onlar hep yanıma gelmek istediklerinde köpekler onlara engel oldu. Yaşadıkların anlaşılan hayal görmene neden olmuş. Benim güvendiğim şey yaradandan başkası değil. Adam bunları söylerken ben köpeklerin hepsini görüyordum. Merak ettiğim şey burada neden senden başkası yaşamıyor? Bunu adama sorduğumda bir süre ses gelmedi. Kafamı çevirip baktığımda adam ortadan kaybolmuştu. Adama seslendim ama karşılık alamadım. Daha fazla dayanamayarak evin diğer odalarına baktım. Kimse yoktu. İyi de ne kapı açıldı ne pencere. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Sen yardım et bana. Bütün gördüklerim nasıl hayal ürünü olabilirdi? Üstelik onca yemek yedim, çay içtim, konuşup ettim. Ne oluyordu, ne yaşıyordum ben? O rahatlama ve sakinliğim yerini hızla artan korkuya bırakıyordu. Ya çok uzun bir rüya görüyordum ya da bitmeyen bir hayal. Sedirde olan kıyafetler bir anda dikkatimi çekti. Hızlıca üzerime geçirdim ve dışarıya çıkmak için kapıyı açtım. Köpeklerden biri tam kapının ağzında bana bakıyordu. Geçmeme izin vermedi. Diğerleri ise sağa sola koşmaya devam ediyorlardı. Kafamı kaldırıp ileriye doğru baktığımda ise çoban ve koyunları hatta diğer değişik yaratıkları da görmüştüm. Hepsinin gözleri kırmızı sanki lamba varmış gibi yanıyordu. Gidersem beni parçalayacakları kesindi. Gerçi gitmesem de parçalayacaklardı. Saat 12'ye yaklaşıyordu. Eve geri geldim ve bütün dolaplara bakmaya başladım. Bütün odaları didik didik ettim ama işe yarar bir şey yoktu. En son baktığım odada kapının arkasında olan bir çanta dikkatimi çekti. İçerisini açtığımda namaz kılmayı öğreniyorum diye bir kitap verdi. Hemen elimi alarak içerisine bakmaya başladım. Namaz kılmayı anlatmanın yanında hem namazda hem de normal zamanda okunabilecek dualar ve ayetler vardı. Sayfaları çevirdiğimde Fatiha, Felak, Nas, Ayet-i El Kürsü, Kunut duaları gibi şeyler vardı. Bunları okumak istiyordum ama abdest lazım mıydı ya da değil miydi? Bir bilgim yoktu. Gerçi abdest almayı da bilmiyordum. Sayfanın birinde dua olarak okunabilen surelerden bahsediyordu. Bunlar genelde koruma için olan surelerdi. Yere oturdum ve hepsini defalarca okudum. Zaten ölümü beklemekten başka bir şeyim de yoktu. Acılarım dinmiş, içime az da olsa huzur gelmeye başlamıştı. Defalarca, defalarca ve defalarca hepsini okudum. Bir yandan da ezberlemeye çalışıyordum ki başarılı da olmuştum. Ben okudukça az da olsa sesler kesiliyordu. Gerekirse sabaha kadar okumaya razıydım. Telefonumun şarjı giderek azalmıştı. Ne olur ne olmaz zaten çekmiyor. En azından buradan kurtulana kadar şarjı yetsin diye kapattım. En son gördüğüm şey saatin 11.30'a gelmek üzere olduğuydu. Vaktim daralmaya başlamıştı. Güneş saat 5 gibi doğuyordu. Yeniden kitaba döndüm ve hızlıca okumaya başladım. Bir süre sonra Evin çatısına gelen güm sesiyle yerimden fırladım. Ardından bir daha, bir daha gelmeye başladı. Ses giderek artıyor ve sıklaşıyordu. Sonumun geldiğini anlıyordum. Yeniden okumaya başladım. Sürekli, sürekli okuyordum artık. Gelen sesleri de işitmez olmuştum. Acaba ne oluyor diye merak ederek demin baktığım cama yeniden bakmaya karar verdim. Cama yaklaştığımda onlarca, hatta yüzlerce çirkin yaratık yerden aldığı ne varsa eve doğru atıyordu. Üstelik dışarıda olan köpeklere de değiyordu bunlar. Vicdanım onların zarar görmesine el vermiyordu. Dua okuyarak kapıyı açtım ve köpekleri eve çağırdım. Başta gelmek istemeseler de sanki insanlar gibi birbirlerine bakmaya başladılar. Aklıma ekmek verme fikri geldi. Tezgaha gittim ve benden artan ekmeği aldım. Kapıya çıkıp köpeklere seslenerek attım. En son kalanları ise Evin içerisinde doğradım. Ekmekle çok da ilgilenmişe benzemiyorlardı. Tek yaptıkları havlayarak ya da hırlayarak yaratıkları uzaklaştırmaktı. Acaba benim gördüğüm gibi onlar da görüyor muydu onları? Kapının hemen önünde durup ses çıkarmayan köpeğin yanına vardım ve elimle başını okşadım. Ardından da zorla içeriye sokmaya çalıştım ama inatçı hayvan bilim dahi kıpırdamadan durup öylece bana bakıyordu. O anda kafama değen taşla Hızla evin içerisine geri girdim. Köpekler gelir belki umuduyla da kapıyı aralık bıraktım. Ara ara da seslendim onlara. Başım acayip derecede acıyordu. Elimle ağrıyan yeri kontrol ettiğimde az da olsa bir kanama vardı. Yeniden dua okumaya başladım. Ben okudukça dışarıdakiler sanırım sinirleniyordu. Çünkü eve gelen taşlar ya da attıkları her neyse giderek artıyordu. Sadece çatıya da değil. Artık duvarlara, camlara da bir şeyler atmaya başlamışlardı. Çok geçmeden cama denk gelen büyük bir taşla oturduğum yerin camı tuzla buz olmuştu. Ve bu son taş değildi. Evin bütün camlarını kırmışlardı. O evi başına yıkacağız. Sen ne yaparsan yap boş. Seni elimizden almaya kimsenin gücü yetmeyecek. Ölmek için yalvaracaksın. Şu kapıda olanlara da güvenme. Vakti geldiğinde hiçbirinizin parçasını bulamayacaklar. Bu konuşan çobandı. O tehditleri savururken bir anda gelen bir araba sesi duymaya başladım. O an belki kendimi fark ettirebilirim umuduyla dışarıya attım kendimi. Arabanın ışığı da sesi de son hız üzerime doğru geliyordu. Önünde olan yaratıkların hiçbirini umursamadan daldı içlerine. Bana da çarpacak diye gerisin geri kollarımı sallayarak kaçtım. Araba bir anda evin önündeki boşluğa geldi ve frenine asıldı. Her yer toz duman oldu. Sanki savaş alanıydı. Ben ne oldu, gelen kim, neden böyle bir şey yaptı diye dumanın içerisinden seçmeye çalışırken arabanın kapısı bir anda açıldı. Arabanın içinden nesli indi. Ben hala şaşkın şaşkın bakarken elinde olan uzunca bir ip dikkatimi çekti. Suratıma dahi bakmadan hızlı hızlı bir şeyler okuyarak evin çevresinde ipi açarak koşmaya başladı tam ilk ipi bıraktığı yere yaklaştı derken o çobanın hızla çembere yaklaştığını gördüm. Nesliye zarar vermesinden korkarak koşmaya başladım ama köpeklerden biri benden hızlı davranmış çobana saldırmıştı. O bütün yaratıklar o köpeğin üzerine çok geçmeden çullandılar ve köpeğin acı çığlıkları duyulmaya başladı. Nesli bu durumu aldırış etmeden hızla çektiği iki ipin ucunu dua okuyarak birbirine bağladı. Bense ona doğru hızlı adımlarla ilerliyordum. İple işi biten nesli bir anda bana doğru dönerek hızla birkaç adım attı ve boynuma zıpladı. "Yetişemeyeceğim. Sana bir şey olacak diye öldüm öldüm dirildim." dedi. Eski filmlerde olan kavuşma sahneleri gibiydi o an. Ama ellerini sırtıma atması, gün boyu çektiğim ve daha yeni biten acılarımın toplamı kadar canım yanmıştı. O an istem dışı bağırmamla Nesli şaşkına dönerek boynumdan çözdü kollarını o acı ile dizlerimin üzerine çöktüm. Acilen içeriye girmemiz gerektiğini söyledim. Nesli'nin desteğiyle zorla da olsa eve girdim. Nesli sedire oturmama yardım etti. Senin burada ne işin var? Benim yüzümden seni de öldürecekler. Korkma. Sabaha kadar güvendeyiz. Bize bir şey yapamazlar. Beni nasıl buldun? Anlatacağım. Hepsini anlatacağım ama önce şu acılarını dindirelim. Az evvel burada olup da bir anda kaybolan adamın sürdüğü merhem yanımızdaydı. Nesli'ye bunu söylemeyi düşündüğümde Nesli çoktan eline almıştı merhemi. Şimdi dikkatlice yukarıya sıyıracağım üzerindekileri. Biraz canın yanabilir. Nesli ağır hareketlerle üzerimde olanları sıyırdı. Kenarda duran eski tişörtümü eline aldı ve kanayan neresi varsa temizledi. Ardından da adam nasıl kremlediyse birebir aynı şekilde sürdü. Acım yavaş yavaş dinmeye başlamıştı. Merhemle işi bitince yanımdan doğruldu. Adamın getirdiği çantanın ağzını açtı, içerisinden sargı bezleri ve bandajları çıkardı. Bütün yaralarımı ayrı ayrı sarıp bantladı. Artık bir daha canın yanmayacak. Şimdi üzerini giydirelim, biraz dinlen. Nesli üzerimi giydirdi, Ardından hırkayı sırtıma attı. Daha sonra arabasına giderek bir şeyler alması gerektiğini söyledi. Geri döndüğünde kendi çantası ve kocaman bir torba dolusu yiyecekle geldi. Çantasından çıkardığı sigarasından bir bana, bir de kendine aldı. İkisini de kendi yaktı ve ardından yaktığı sigarayı bana uzattı. Zorla da olsa içmeye başlamıştım. Az da olsa nikotin beni rahatlatmıştı. Nesli yanımdan ayrıldığı ve kapıyı açarak dışarıda olan köpekleri içeri çağırdı. Az evvel ben kendimi yırtmıştım gelmeleri için ama beni dinlemeyen köpekler Nesli'nin tek lafına içeriye doluşmuşlardı. Hepsi iri yarı simsiyah köpeklerdi. Nesli tezgahta duran ekmeklerden bölerek her birine paylar halinde verdi. Onlar ise afiyetle yediler. Ben şaşkın şaşkın bakarken Nesli aldığı poşetten bana ve kendine bir şeyler çıkararak geldi. Artık anlatacak mısın ne olduğunu? Evet, anlatacağım. Olanları bilmeye hakkım var dedi ve konuşmaya başladı.